Sevgili basın emekçisi arkadaşlar, hepinizi ve sizlerin aracılığıyla sesimizin ulaştığı alın teriyle, emeğiyle yaşayan tüm yurttaşlarımızı saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Değerli yurttaşlar, bugün alışıldık olduğu üzere olağan bir toplantı gerçekleştirmiyoruz. Haftalık olağan toplantılarımızın dışında biraz da acilen yurttaşlarımıza seslenme ihtiyacı hissettik. Zira uzun süredir bekliyorduk. Bugün mecliste, genel kurulda bütçe görüşmeleri başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi 2 hafta boyunca kesintisiz bir biçimde belki de en önemli görevlerinden birini yapmak üzere toplanacak. Evet, meclislerin, parlamentoların oluşumuna da neden olan en önemli görevlerinden bir tanesi, hatta belki de en önemlisi bütçe yapmaktır. Halktan toplanan vergilerin nasıl kullanılacağının denetlendiği, nasıl kullanılacağının planlandığı, kimden nasıl, ne kadar vergi alacaksınız, aldığınız vergileri kime nasıl paylaştıracaksınız, nasıl kullanacaksınız? Bunların hepsi bütçe tartışmalarında gündem olur. Halk da milletvekillerini, vekillerini bu kendi alın terinden oluşmuş bütçenin nereye harcanacağını, nasıl harcanacağını denetlesin ve bir sonraki yıl nereye harcansın, nasıl harcansın buna karar vermek üzere yetkilendirir, görevlendirir, meclise gönderir. Tam da bu nedenle bütçe görüşmeleri şeffaf olur. Herkesin izleyebileceği, görebileceği biçimde yapılır ya da daha doğrusu yapılmalıdır. Bütçe görüşmelerini izleyen yurttaş hangi partinin, hangi vekilin, kimin hizmetinde olduğunu görür. Hangi partinin kimin çıkarları için mücadele ettiğini en sarı, en sade, en yalın biçimde görebileceğimiz meclis oturumları bütçe tartışmalarıdır. Yani hangi parti verginin kimden alınmasını istiyor? Hangi parti alınan bu vergilerden oluşan kaynağın kime ve nasıl harcanması gerektiğini öneriyor? Bütün halkımızın bunu en yalın biçimde izleyebileceği toplantılardır. Bir de tabii bütçe toplantılarının bir özelliği vardır. Bir önceki dönem yetkiyi alan, o bütçeyi oluşturan, o bütçeyi nasıl harcadığının gelir hesabını verir. Kime harcadığını, ne için kullandığını gelir milyonlarca yurttaşına ve o milyonlarca yurttaşın temsilen milletvekillerine anlatır. Tabii bu demokratik ülkelerde oluyor. Bir de saray rejiminin hüküm sürdüğü ülkeler var. Hani tek adamın kendini sultan saydığı, kimseye hesap verme sorumluluğu hissetmediği ülkelerde bu işler böyle olmuyor. Ve şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında tam da bunun bir örneğini yaşıyoruz. Ben kimseye hesap vermem diyen, kendini biraz da etrafındakilerin şişirmesiyle sultan sanan bir zatın gönderdiği bütçe görüşülüyor. Halk yoksulluktan kıvranıyor. Bu arada kendini sultan zanneden zat asgari ücretin 35 katı, asgari ücretin 35 katı maaş bağlamak istiyor kendisine. Ve bunu kapsayan bütçeyi sunmaya bile meclise gelmeye tenezzül etmiyor. Bugün mecliste bütçe konuşuluyor ama Recep Tayyip Erdoğan Katar'a gidiyor. Halkımızın dikkatine sunuyoruz. Sarayda hazırlanan halkın alın terinin nasıl kullanılacağına ilişkin sarayın tasarrufunu yansıtan bütçe meclise geldiği gün o bütçenin bir numaralı hazırlayıcısı Katar'da
Memleketin neyini satabilirim? Memleketin satılmadık neyi kaldı? Gideyim onları da bu Katarlı şeylere peşkeş çekeyim diye ziyarete gitmiş durumda. Halkın yarısı asgari ücret, hatta altında maaşla yaşamaya çalışırken Tayyip Erdoğan Katar'a gidip el açmayı tercih ediyor. Sonra da Katar Dışişleri Bakanı ekonomik gidişat nedeniyle Türkiye'de ortaya çıkacak zorluklardan dolayı çıkacak fırsatları değerlendiriyoruz diye bütün ülkemizi dünyaya rezil eden bir açıklama yapıyor. Biz hepimiz tek adamın yaptığı rezilliğin tüm dünyada bedelini ödüyoruz. Bakın buradan tam da bu nedenle açıkça söylemek istiyorum. Halkın bütçesi mecliste konuşulurken Katar'a kaçan kişinin bu ülkeyle hiçbir bağı kalmamıştır. 83 milyonun geleceği bu yapılacak bütçeye doğrudan bağlıyken o zat utanmadan kendisi yerine atanmış bir memuru görevlendiriyor. O da gelip burada 80 dakika güya bütçe sunumu yapıyor. Güya bütçe sunumu yapıyor. Önceden hazırlanmış bir metni önüne koymuşlar, kağıdı okuyor. Mecliste bizi geçin, kendi partisinin milletvekilleri bile dinlemeye tenezzül etmiyor. Çünkü muhatabı değil. Önüne konulmuş metni okuyan bir kişiden ibaret. Ayaklı prompter değil. Şimdi daha birkaç saat önce Türkiye İstatistik Kurumu halka değil bana hesap verir diyen bu zatın bütçe döneminde Katar'da oluşu memleketle hiçbir bağ olmadığının ispatıdır. Daha birkaç gün önce İstanbul'un sahibi biziz diye konuşan bu kişinin siyaseten sonu gelmiştir. Efendi gibi gelip hesap vereceksin kardeşim. Efendi gibi geleceksin, hazırladığın bütçeyi, harcadığın parayı bu halka anlatacaksın. Ha, bugün kaçtın. Birkaç ay sonra tıpış tıpış geleceksin. Yaptığın her şeyi hesabını mutlaka vereceksin. Ha, o hesabı ver. Ondan sonra Katar'a mı kaçıyorsun? Başka bir yol mu arıyorsun? Onu kendin karar verirsin. Ama şimdi kaçamazsın. Şimdi kaçamaz. Senin iş bulma ümidiyle gittiği fabrikanın önündeki ekmeği almak zorunda kalan bu memleketi emekli yurttaşlarına verilecek bir hesabın var. Öyle şimdiye kadar sattığım gibi bundan sonra da istediğim gibi satarım mantığıyla Katar'a kaçamaz. Bak uyarıyoruz. Daha dün Türkiye Barolar Birliği seçimleri sana açık bir uyarıydı. Hani hatırlayacaksın, senin emrinle, talimatınla, yönlendirmenle Ankara'nın Ayaz'ında avukatları satan adam dün nasıl koltuğundan düştüyse yarın sen de o koltuktan mutlaka düşeceksin. İstanbul seni nasıl reddettiyse yarın tüm Türkiye'de hepimizin gözleri önünde seni reddedecek, senin karşına dikilecek. O 1500 liraya geçinmeye çalışan emekli abimizin gözyaşları bütün bu ülkenin onurlu insanların yüreğine bir hançer gibi saplandı ve artık seni Katar'daki abilerinde kurtaramaz. Değerli yurttaşlar, olanı biteni lütfen görün. Sizin alın terinizden oluşmuş devlet bütçesinin nasıl harcanacağına siz olmadan, siz duymadan, siz bilmeden, kendileri de hesap vermeden karar vermek istiyorlar. Bakın 83 milyonun geleceğini belirleyen bir bütçeyi tartışıyoruz. Gerçekten utanmadan, sıkılmadan bir tane memur görevlendirip onu mecliste bütçe sunumu için karşımıza çıkartıyorlar. Bu tek adam bütçe konuşmalarından, bütçe görüşmelerinden, hesap vermekten kaçıyor.
Bu tek adama bağlı olanlar da halkın vekillerinin konuşmasına izin vermek istemiyor. Atanmış bir memur meclis kürsüsünde 80 dakika konuşuyor. Muhtemelen kapanışta bir o kadar daha konuşacak. Ama Türkiye İşçi Partisi'ne, bu ülkenin milyonlarca emeğiyle alın teriyle yaşayan işçisinin partisine, köylülerin partisine, doktorların, mühendislerin, öğretmenlerin, okuması engellenen işsizliğe mahkum edilen gençlerin, engellilerin, kadınların partisine 5 dakika dahi söz verilmiyor. Meclis başkanı telefonlarımıza dahi çıkamıyor. Genel kurul açılıyor. Yerimizden usulünce söz istiyoruz. Görmezden geliniyor. Halkımıza sığınıyoruz. Halkımıza güveniyoruz ve çok açıkça sözümüzü engellemeye çalışanları uyarıyoruz. Bu ülkenin emekçileri bize çık bütçe görüşmelerinde hakkımızı savun diye görev verdi. Bu hakkın, bu görevin yerine getirilmesi bizim sorumluluğumuz. Hiç kimse bunu engelleyemez. Buradan grubu olan partilere teşekkür ediyoruz. İç tüzüğü bu antidemokratik yapısını grubu olan partiler grubu olmayanlara konuşmalarını paylaştırsınlar biçiminde bir çözüm arıyorlar. Gerçekten teşekkür ediyoruz. Ama biz başkasının hakkını istemiyoruz. Halkın, bu ülkedeki yurttaşların bize verdiği hakkı kullanmak için buradayız. Bütçe görüşmeleri bitene kadar bu haksızlığın ortadan kalkması ve hakkımızı kullanabilmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Emekçilerin, kadınların, emeklerin bütçesini, hakkını savunacağız. Gençlerin, kadınların, engelli yurttaşlarımızın haklarını ve bütçesini savunacağız. Yarısı asgari ücretle çalışmak zorunda bırakılmış milyonlarca insanımızın hakkını savunacağız. Ve yalnız burada bu hakkı savunmakla kalmayacağız. AKP berbat ekonomi yönetimiyle ülkeyi adeta bir uçurumun kenarına sürüklerken hepimize bir gerçeği daha gösterdi. O gerçek şudur. Eğer bu ülkenin emekçileri ekmeğine sahip çıkmazsa, çocuklarının geleceği için mücadele etmezse, söylenmenin de sızlanmanın da hiçbir karşılığı yok. Her geçen gün sofraya gelen ekmek küçülüyorsa, zeytinyağından suya, sabuna, her şeye zam geliyorsa başka çaremiz yok artık. Gecekondularda yaşayanlar, çöpten yiyecek toplayanlar, ofislerinde gecesini gündüzüne katanlar, sarayda oturanlara, çalışmadan kazananlara, haramzadelere karşı ayağa kalkmazsa açlık, yoksulluk, sefalet bu ülkenin kaderi olur. Değerli yurttaşlar, işte tam bu noktada mecliste bütçe görüşmeleri devam ederken Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun, DİSK'imizin çok önemli bir çağrısı var. 12 Aralık Pazar günü zamlardan, yoksulluktan, pahalılıktan bıktık artık diyen tüm emekçileri İstanbul'da Kartal Meydanı'na davet ediyorlar. Biz de Türkiye İşçi Partisi olarak yalnızca bu çağrıyı duyurmakla kalmıyoruz. Elimizden gelen bütün gücü sarf ederek bu mitingi örgütlemeyi halkımıza karşı bir görev kabul ediyoruz. İstanbullu hemşehrilerime sesleniyorum. Hafta boyunca mesaide patron tepenizde sizi canınız çıkarana kadar çalıştırıyor biliyoruz. Ama bu pazar evde oturup dinlenmek yok. Eğer o patronu tepenizden indirmek, bu pahalılığa ve yoksulluğa son vermek, çocuğunuzun yüzünü güldürmek istiyorsanız önümüzdeki hafta 5 veya 6 gün mesai, bir günde yoğun mücadele çağrısı yapıyoruz. Komşunuzu alın, akrabanızı alın, çocuklarınızı alın, miting alanında buluşalım. Herhangi bir korteje girin,
tıpkı sizin gibi kötü koşullarda yaşam mücadelesi veren hiç tanımadığınız insanlarımızla omuz omuza durun, aynı sloganları atın, aynı türküleri söyleyin. Tepede oturup bize cehennem gibi bir Türkiye'yi reva görenlere, biz nasıl olsa susup sabır çekeriz zannedenlere hak ettikleri gibi bir tokat atalım. Onlara bu ülkenin gerçek sahibinin işçiler, emekçiler, gençler, kadınlar olduğunu hep birlikte gösterelim. 12 Aralık günü DİSK'in düzenlediği "Artık Yeter, Geçinemiyoruz" mitinginde hep birlikte olmak dileğiyle. Hem meclis kürsüsünde, mecliste emekçinin, yoksulun, halkın, susturulmak istenen herkesin hakkını savunmaya devam edeceğiz. Hem de bu ülkenin bütün sokaklarını, bütün meydanlarını bu iktidara dar edeceğiz. Mutlaka hesap verecekler. Mutlaka hesap verecekler. Çok teşekkür ediyorum değerli arkadaşlar.